Herkese merhaba arkadaşlar. Bu eğitim serisinde sizlere HP Network ürün ailesinden bahsediyor olacağım. HP Network ürün ailesinde bilenler veya HP Network ürün ailesinin sahada ciddi anlamda kullanan arkadaşlarımız konuya vakıflardır. Ancak bu konuda daha yeni deneyime kavuşacak olan arkadaşlarım, üniversiteden yeni mezun olacak arkadaşlarımız bir şekilde network ve telekomünikasyona merak salmış ve bu işte başlangıç seviyesinde olacak birçok arkadaşım için önemli birçok başlangıç konusuna değineceğim burada. HP Network ürün ailesinde kablolu kablosuz çözümleri uçtan uca konumlandırabilirsiniz. HP Network ürün ailesinde kablolu ve kablosuz çözümleri konumlandırırken HP Network ürün ailesini bilmeniz gerekiyor. Nedir bu ürün ailesi? HP Network ürün ailesi ve portfolyosu şu ürünlerimizi barındırıyor. Baktığınız zaman HP Network A serisi ve E serisi, V ve S ürün ailesi olmak üzere genel anlamda 4 ana başlıkta nitelendiriliyor ve ürünler segmentlere göre ayrılıyor. A ürün ailesi HP Network ürün ailesine sonradan eklenen, yaklaşık bir 7 yıl evvel eklenen Tricom ve H3C ürün ailesiyle birlikte A ürün ailesi, yani Advanced Feature'ların barındırıldığı ürün ailesinden dolayı A ürün ailesi olarak nitelendiriyor. Ve A ürün ailelerinin genel olarak kullandığı işletim sistemi versiyonu Conveyor. Conveyor işletim sistemi olarak adlandırılıyor. E ürün ailesi, Essential ürün ailesi, daha evvelden HP'nin kendi Procure Networking ismiyle anons ettiği ve tüm dünyada kenar switch'te uç sayısı olarak, yani kullanılan port sayısı anlamında, son kullanıcıya bakan uç anlamında ciddi anlamda dünya üzerinde birçok markayı geride bırakıp üst sıralarda her zaman ilk 3'te yer alan Procure Network ürün ailesini barındırıyor. Bu Procure Network ürün ailesinde kullandığı işletim sistemi ise ismine Provision ASIC işletim sistemi deniliyor. V ürün ailesi yine Procure Network'ün ürün ailesine vakıf olanların çok rahat yönetebileceği, ancak E ürün ailesinde full feature yönetilebilen, yani full feature'ın hemen parantez içinde açıyorum, web arayüzünden ve command line interface'den, yani CLI'den yönetilebilirse full feature yönetimi açık bir cihaz demektir. V ürün ailesinde unmanaged, yani yönetilemeyen, kaba tabiriyle daha evvelden kullandığımız hub, aptal switchler dediğimiz ürün aileleri, yani yönetilemediği için bu vasıfı onlara atfediyoruz. Web manager ürün aileleri sadece web üzerinden, web tabanlı yönetilebilen ürünler. Yani genel anlamda bazı feature'ları var. Örneğin VLAN, STP gibi Layer 2 protokollerini aktif edebiliyoruz. Fakat sadece web tabanlı olduğu için belli spesifik özelliklerini kullanabiliyoruz. S ürün ailesi, Security ürün ailesi. S ürün ailesinde ise HP Network tarafında çok fazla sahada barındırılmayan, özellikle Türkiye piyasasında çok fazla sahada olmayan HP Network ürün aileleri barındırılıyor. Burada Firewall ve IPS, IDS çözümleri vardı. IPS olarak çok fazla satılan Tipping Point markası, dünyada gerçekten yukarıda listelerde yer alan ve kullanım anlamında birçok otoritenin birçok değerlendirmede, teknik değerlendirmede yukarıda çıkan ve Gartner'da birçok ürün listesinde, birçok teknik değerlendirmede ciddi anlamda pazarda söz sahibi olan bir üründür. Dolayısıyla bu ürünleri kullanabiliriz. Ancak çok Türkiye pazarında yaygın değil. Birkaç tane bilinen finans kuruluşunda ciddi anlamda core, omurga dediğimiz yapıda aktif olarak şu anda kullanılıyor. Şimdi bu ürünleri göz önünde bulunduracağımız zaman bizim amacımız HP Network ürün aileleri içerisinde neler vardı ve nelerle muhatap olacağız? Bazı ürün modellerini de tanımak. Hemen ben prezentasyonumu, ekranı genişletiyorum. Ve ürün ailesini ekranda muhtemelen çözünürlükten dolayı gayet iyi gördüğünüzü umuyorum. A ürün ailesi ne? A ürün ailesi. Prezentasyondaki modeller birazcık eski. Güncellerini de şimdi aktarıyor olacağım sizlere model olarak. A ürün ailesinde 12.500, 12.900, 11.500, 10.500 ürün ailesi, 9.500 ve 7.500 olmak üzere burada 6 adet seri yer almakta ve bunlar da kendi içerisinde 12.518, 12.509 gibi sonundaki 9-18 rakamları modüler olan bu switch'e 9 tane I/O slot olduğunu,
yani input output slotu olduğunu, yani buraya takabileceğiniz modüller 9 veya 18 adet olabilir. 12.508, 12.509 özür dilerim satın alırsanız, 12.518 satın alırsanız 18 adet slotu işaretler. Keza hemen modüler ürün ailesinde A serisinde en alt seri olarak bilinen 7500 ürün ailesi, 7502, 7502S, 7503, 7506, 7510 ürün aileleri de yine sonunda son iki haneyi kullandığımızda input ve output slot sayısını ifade eder. Bu ürünler çok ciddi anlamda birçok yayın yapan, yani multicast trafiğinin bulunduğu, yani IP tabanlı yayın yapan yayın kanallarının ihtiyaç duyduğu birçok özelliği en aşağıdan en yukarıya kadar karşılayabilecek ürün ailesidir. Onun dışında birçok bilinen kullanıcı sayısının 1000 plus, yani 1000 üzeri olduğu, ihtiyaca göre kullanıcı sayısı belki 500'dür ama çok yoğun bir network operasyonu olan bir yer vardır, yine bu ürün ailelerine başvurulabilir. Burada limit kesinlikle network üzerinden çevrilecek data trafiğine bağlı. Ama tabii ki de bunların bir referans değerleri var. Aktif keşif yapıldığında müşteri isteklerine veya son kullanıcı ihtiyacına göre bizim belirleyeceğimiz isteklerle bunları şekillendirebiliriz. Top of rack switchler dediğimiz hemen altında bulunan genellikle sunucu ürün ailesini, omurga switch değil de sunucu ve storage ürün ailesini, yani depolama ürünlerini ve sunucu ürünlerinin genelde takıldığı, kaba tabirle saplandığı ürün ailesi diyebiliriz. Anahtarlama kapasitesi standart fix portlu switchlere göre çok daha yüksek olan ve üzerinde aktif yedekleme, aktif pasif yedekleme, switch üzerinde birçok HA senaryosu, yani high availability senaryosu barındırılabilen, ciddi anlamda layer 4 operasyonlarının, yani QoS, layer 3'e indiğiniz zaman OSP, BGP gibi sahada ciddi anlamda kullanılan routing protokolleri de burada çok çok rahat kullanabiliyoruz. Keza layer 4 dediğimizde bu operasyonlar içerisinde datanın akışını S-Flow, NetFlow gibi data akışına müdahale edebileceğimiz protokoller çok çok detaylı ve deneyimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Buna ek olarak son söyleyeceğim, Top of Rack ürün ailesinde ciddi anlamda Layer 2, Layer 2 Plus, Layer 3 security önlemlerini aktif edebilirsiniz ve ciddi rakamlar var burada. Access list oluşturabilmek için alt ürün ailesinde 256 adet access liste sınırlıyken burada katalog değerlerinde 10.000 adet ama sahadaki referans değeri 4.096 adete kadar Top of Rack switchlerde efektif çalışan access list sayısından bahsediyorum ve çok ciddi bir rakam. Fix portlu switchler hemen alt tarafında yer alan ürün ailesi HP 5800, 5500, 5120, buraya eklenen 5130, 5700, 5900 ürün aileleri de mevcut. 5900'ü Top of Rack, 5700'ü fix portlu switchlerle ve Top of Rack arasında konumlandırabiliriz. Ciddi anlamda yeteneği olan bir ürün. O yüzden her ikisi arasında da konumlandırmamıza bir sakınca yok. Top of Rack ürün ailesinde çok çok rahat mücadele edebilir ve sahada kendine yer bulabilir. Keza yaptığımız projelerde biz çok rahat kendilerini konumlandırabiliyoruz. Fix port ürün ailelerinde 3600, 3100 gibi ürün ailelerine indiğimizde 10-100, yani 10 megabit ve 100 megabit port ihtiyaçları varsa ve gigabit port ihtiyaçları varsa son kullanıcının ve uygun maliyetli ama genelde Layer 2 protokollerinin, Layer 2 Plus protokollerine destekleyen birçok ürünü temel anlamda ihtiyacımızı karşılar 3100 ve 3600 ürün ailesi. Biz burada switch ve Top of Rack, fix port ve modüler switchlerden bahsettik. Modüler switchlerimize birçok firewall, wireless LAN controller, IPS, IDS gibi security modülleri, TACAX Plus gibi birçok security modülü de eklenebiliyor. Bunları da hemen ek olarak switch ürün ailesini bitirmeden hatırlatayım istedim. Routerlar HP burada yer almayan HSR 8800, HSR 6600, A8800, 6600, HP MSR 50, 30, 20 ürün aileleri çok ciddi anlamda sahada uçtan uca giriş seviyesinden en üst seviyeye kadar aktif pasif 3G veya 4G One Connectivity ihtiyacınız varsa kesinlikle bu ürün ailelerinden MSR 20'den başlayarak ara modellerin büyük çoğunluğunda bu kartları takıp
ürünlerimizi aktif aktif, aktif pasif yapacağınız konfigürasyona göre genelde aktif aktif çalıştırabilirsiniz. Biraz maliyetli olur fakat birçok işletmenin yedek hat olarak artık 3G ve 4G konumlandırma çabasında olduğu için burada GSM hatları üzerinden de WAN yedekliliğini, internet yedekliliğini sağlayabiliriz. Yukarıya doğru çıktığımızda bir ISP yani servis sağlayıcı, herhangi bir servis sağlayıcı, Telekom olur, Süper Online olur. Bu servis sağlayıcıların her birinde uçtanınca kullanabileceğiniz birçok routing protokolde ciddi anlamda üst limitlerin rakamsal olarak zorlandığı ürünlerdir. Bunlar da çok çok rahat kullanabilirsiniz. Sahada bildiğiniz birçok bilinen markadaki bilinen üreticilerin modelleriyle elma elma kıyaslaması yaptığınızda gerçekten ciddi anlamda kullanabileceğimiz bir ürün ailesi burası. Hemen alt tarafında wireless LAN kablosuz ürün ailesinde burada belirtilmeyen HP 5004 yazıyor. 5004 controller biraz eskidi. Hemen altında 2000, 3000 vesaire access point ürün ailesi yazıyor. Burada yer almayan ben birkaç üründen bahsedeyim. HP Unified Wireless LAN Controller seçeneğine gitti. Ne demek Unified? Kablolu ve kablosuz cihazları yönetebileceği bir controller çıkarttı. Bu controller ürün ailesi 8 adet access point'ten başlayıp controllerları yedekleme kapasitesine göre 512 minimum range'inde tutup 4096 adet access point'i tek bir yerden kontrol etme imkanı sağladı size. Bu modellerde sırasıyla başlarsak HP 830, HP 830 8 port ve 24 port, HP 850, HP 870, HP 20 gig ve 40 gig Unified modül yani modüler switchlerimizin 7500, 9500, 10000, 11000, 12000 ürünlerine takılabilen modüllerle birlikte çok ciddi anlamda access point yönetim kapasitesini kazandırdık. Kablosuz tarafta access point ürün ailemizde de MSM ürün ailesi vardı daha evvelden hala devam ediliyor ve kullanılıyor. MSM 430, 425, 430, 466, 466R olmak üzere burada da ortalama 7 adet farklı access point modelimiz bulundurulmakta. Bütün bu ürünleriniz elinizde mevcut. Kablolu ve kablosuz tarafta WAN operasyonlarını sağlayacak birçok cihazınızı konumlandırdınız ve sonunda management yazılımına ihtiyacınız var. Management yazılımı olarak da HP Network tarafında son yıllarda ciddi gelişme kat edilen ve ciddi anlamda uçtan uca vendor bağımsız yönetim yapabileceğiniz single pane of glass özelliğiyle birlikte de ciddi operasyonlara size fayda sağlayacak yazılım olan IMC, Intelligent Management Center. Ortalama 19 adet aktif kullanılan modülü var. Bu modüllerin her biri network üzerinde alacağınız, almak istediğiniz aksiyonlara göre konumlandırmanız gereken modüller. Ve her modülü eklediğinizde doğal olarak RAM ve işlemci ihtiyacı bulunmakta. Soft olarak mevcut. IMC'nin şu anda 7.1 ve ServicePack ikili paketini HP'nin kendi software sayfasından 60 günlük demo sürecinde bütün modüllerini rahatlıkla kullanabilir. Sadece HP Network ürün ailesinin değil, Cisco, Juniper, Elite Telesis, Alcatel birçok bilinen üreticinin WellNow Vendor ve WellNow model olanlar yani bilinen en popüler modellerin çoğunun MIB database'ini barındırdığı için rahatlıkla yönetebilirsiniz. Bütün ürün ailelerini demiyorum, altını özellikle çiziyorum. Bilinen markalarının bilinen modelleri. Ama diğerleriyle ilgili yönetimsel opsiyonlar var. Eğitimlerimizde de bunlardan zaten bahsedip nasıl gerçekleştirip yönetebileceğimizden bahsediyoruz. A ürün ailesi bize 5 yıl evvel dahil olmuş, yaklaşık 7 yıl evvel bir mazisi var ama 5 yıldır aktif olarak konumlandırıp konuşmaya başladık. Çok ciddi anlamda HP Network ürün ailesinin elini kolaylaştıran ve her yerde uçtan uca çözüm sunabileceğimiz bir ürün ailesi. Dolayısıyla özellikle A ürün ailesinin üzerinde çok yoğun durdum. Essential ve E ürün ailesi modüler switchler. Ben başlayalım yine yukarıdan aşağı doğru. 8200, 5400, 4200, 8206, 8212. Yine sonundaki 6 ve 12 rakamları 6 adet ve 12 adet modül eklendi anlamına geliyor. 5400'e de keza öyle. 5400 ürün ailesinin bir de 5400 R versiyonu, R versiyonu çıktı. 5400'lerde 2 adet management modül yok idi. 8200'lerde vardı. R modeli ile birlikte 5400 ve 8200'ün
teknik değerler dışında fiziksel yedeklilik anlamında hiçbir farkı kalmadı. 5400R ürün ailesiyle bu ayrımı ortadan kaldırabiliriz ve kalktı da. Fixed portlu switchler genelde sahada şu anda çok yoğun bir şekilde fixed port ürün ailesini biz 2920, 2910 ve 3800 ürün ailesini kullanıyoruz. Burada yazılı olan modellerin çoğu birçok müşteri ortamında aktif olarak kullanılıyor. Bu ürün ailelerinin tamamında E ürün ailesinde ömür boyu garanti özelliği olduğu için sahada çok fazla kullanılma özelliğine sahip. Wireless LAN ürün ailesi burada belli rakamsal limitler vardı. Bu limitlere takıldığımız için A ürün ailesindeki kontrolörler bize rakiplerimize nazaran çok ciddi anlamda öne çıkmamızı sağladı. Burada biraz handikaplarımız vardı genel yönetim anlamında ama dediğim gibi A ürün ailesiyle bu açığımızı fazlasıyla kapattık. Ve artık açık olmaktan çıktı, ciddi anlamda rakiplerimize karşı avantajlı durumdayız. MSM 720 kontrolörümüz mevcut. 720 kontrolörle birlikte alacağımız lisans sayısına göre bir adet MSM 720 kontrolörümüz, özür dilerim, 760 kontrolörümüz 200 adet access point yönetme kapasitesine sahip oldu. Biz bunları stackleyerek N artı 1 modeliyle 8'e kadar çıkartıp toplamda 1600 adet access point yönetme kapasitesine sahip olabiliriz. MSM 710 bir düşük versiyonu bu ürün ailesiyle birlikte daha çok küçük işletmelerin tercih edebileceği bir üründür. Yine aynı model access pointleri yönetebiliriz. MSM 300 ve 400 ürün ailesinde access point modellerimiz var. 310'lar, 315'ler, 320'ler ama artık çok fazla tercih edilmiyor ve kullanılmıyor. 317'ler. 400 ürün ailesi, az evvel de bahsettiğim 430, 460, 466, 466R gibi modeller yine burada da yer alıyor. Unified Communication tarafında HP serverlar üzerine Unified Communication'da yani IP telefoni Microsoft Link ile birlikte entegre çözümlerimiz de mevcut. Gateway olarak kullanabileceğimiz, santral olarak kullanabileceğimiz ve IP telefonları yönetebileceğimiz ciddi çözümlerimiz var. Fakat piyasada bilinen bazı ürünlerden dolayı buraya Türkiye pazarına çok ciddi fokus olunmadığı için henüz burada bir yaygınlık söz konusu değil ama demo ve POC'lerde gerçekten başarılı sonuçlar çıkartıyor bu ürünler ve rakiplerine oranla da maliyet anlamında ciddi olarak fark yaratacak ve avantaj sağlayacak durumdalar. Denemenizi tavsiye ederim, incelemenizi tavsiye ederim HP Network sayfasından. Management burada E ürün ailesini yöneten Procure Manager Plus, Procure Manager PCM yazılımı ve üzerine eklenen 3 adet modülle birlikte vardı. Artık eskisi kadar popüler olmadığından mevcut müşterilerimiz genelde bu ürünü belli bir kostu ödeyerek, belli bir bedel ödeyerek IMC'ye transfer olmaya başladılar. Ve ciddi anlamda yakın zamanda PCM sahada muhtemelen kalmayacak. Web Manager ürün ailesi Gigabit Switch'e ihtiyacınız varsa 1900-1800 serisi ürünleri kullanabilirsiniz. Hem 10-100.000 portlarına sahip olan ve ciddi anlamda da end user tarafında yoğun operasyonlar olmayan kullanıcıların bulunduğu yerlerde işimize yarayacak ürünler. Wireless LAN tarafında V ürün ailesinde ev tipi modemler, ADSL, GDAT modemlerimiz mevcut. Çok yoğun olmasa da Türkiye pazarında ufak tefek kullanım alanına sahip. S ürün ailesi IPS'ler ve SMS kontrolörler. Burada da Türkiye'de çok az referansı bulunan ama Avrupa kıtasında özellikle İngiltere'de ciddi anlamda yoğun kullanılan ürünler. HP Network portfolyosunu size elimden geldiğince detaylandırarak anlatmak istedim. hp.com/go/network ürün adresinden bu ürünlerin tamamının detaylarına ulaşabilirsiniz. Bu ürünlerin teknik olarak değerlerinin alt ve üst limitleri kesinlikle size bağlı. Gördüğünüz gibi birçok üreticinin uçtan uca çözümleri burada mevcut. Güvenlikle alakalı çözümlerimiz de mevcut. Fiziksel kutu değil, IMC yazılımımızın üstüne eklenen modüllerle güvenlik tarafındaki NAC, profil bazlı tanımlama, MDM çözümleri gibi birçok popüler duyduğunuz SDN çözümleri, Software Develop Network gibi
birçok özelliği de çok rahat yapabileceğimiz bir yazılımımız. Haliyle bu ürünlerin A'dan Z'ye incelediğinizde sahada konumlandıramayacağınız veya elma elma kıyaslama yapamayacağınız bir yer yok. Bunun da altını çizmeden geçemeyeceğim. Umarım herkese faydalı olmuştur. Genel HP Network portfolyosunu anlatmaya ve özetlemeye çalıştım. Daha fazla detayı dediğim gibi ilgili web sayfasından okuyup temin edebilirsiniz. Bundan sonraki referans videolarımızın hepsinde HP Network ile ilgili ufak ufak uygulamalardan bahsediyor olacağım. Herkese iyi çalışmalar, iyi uygulamalar, iyi günler. Teşekkürler.